Hikayemiz bir ümit sokağının hikayesidir. Büyük şehirlerin etrafını binlerce ufak, çelimsiz ve bakımsız sokak çevirir. Bu sokaklarda yaşayan insanlar bir gün şehrin ortasındaki büyük apartmanlarda, kaloriferli dairelerde oturmak, daha insanca şartlar içinde yaşamak isterler. Bu onların tek ümidi, tek hayalidir. Bu hikaye, bu sokaklardan yalnız birinin ve o sokakta yaşayan insanların mücadelesinin hikayesidir. Buradaki çocuklar bir bayram günü bile bir avuç şeker için dövüşürler. Büyükler ise... Gelin bakayım. Gel bakayım küçük. Korkma, al yavrum. Size söylüyorum, gelin buraya. Sana soruyorum, ne arıyorsun burada, ne arıyorsun? Al empalarını da defol buradan, defol! Bırakın! Yuh be! İyi mi? Gömlekten dolduk Mahmut Efendi'nin yüzünden. Serseri mi ne? 40 yılda bir sokağa piyango çıktı, onu da berbat etti bunak. Bir baba evladını kovar da döver de. O adamın babası mı Mahmut Efendi? Halinden hiç belli değil. Babasına bakmaz mı? Mahmut Efendi Necdet'in yüzünü bile görmek istemez. Ben gidiyorum, şu gömleği değiştireyim. Yahu gömlekten dolduk be! Kısmete bak be! Kızına verirsin, fena mı? Bu bayram fukaraya bir şey alamamıştım. Cemil abi, ne iş yapar bu Necdet? Beyoğlu'nda 2 gece kulübü varmış. Herif de para gani. Birine kendi ismini koymuş, kulüp Necdet diyorlarmış. Unutmadım seni ben, unutmadım, unutmadım. Kesin şu duyuldu be! Ne oluyor burada? Patron fena kızdı, en az 3 gün sürer bu. Desene bayram haram oldu bize, kimdi o ihtiyar? Hadi, sen gir bir yanına! Bir münasebet size bu kadar! Kes sesini be!
Babama söz söyleyecek kadar cesareti kim verdi sana? Ümit sokağın en ufak bir kaldırım taşına topunuzu değişmem ben. Affedersin Necdet. Biz onları sevindirmek istemiştik. Sevindirmek istemiştik. Orada iki delikanlıya gömlek verecektim. Onlar için büyük kayıptı o iki gömlek. Sen bunu anlayamazsın. O sokakta bir tek lira için çok kavga etmişimdir. Bir gömlek nedir bilirim. Şu iki, şu da iki. Kitabını yazacağım okursun. Şu da dü. O kadar gider mi ya o dalga geçme? Oraya geldik tamamdır, ya. Tamam. Hop! Hadi oğlum. Sebahi dü. Bana müsaade Selim. Cemil abiye çaktırma. Ne o, bozuksun? Tam bize gömlek verecekti, Mahmut efendi adamı kovmaz mı? Bizim gömlek gitti gürültüye. Babama bir paket vermiş, içinden de bu çıkmış. Daha neler vardı ellerinde, görmeliydin. O adam Mahmut efendinin oğluymuş, doğru mu? Bilmem, baban söyledi. Aa. Canına yandı bunun, şimdi bir binlik olsaydı elimde. Annenle evlenme işini konuşacaktın. O da evlenmemi istiyor tabii. Bir bin liram olsaydı ne yapardım biliyor musun? 200 liradan 3 aylık kirasını verir, daha geniş bir ev tutardım. 400 liraya da bir salon kiralardım, hadi düğün! Bir aylık kira verirdik, 400 lirayla da düğün yerine birkaç parça taksitle eşya alırdık. Oo, bizim İrfan taksitle halı bile aldı. Sahi, halı alırdık. Nerede kaldın Ali? Dolaştım biraz anne. Hacı dayınlara gidecektik. Bayram be çocuğum, biraz erken gelsen olmaz mı? Bir gelen olur belki. Alim'i ağırlayacağım ama bu gece hacı dayınlara giderdik. Yoruldum zaten. Dağıtma, vallahi her tarafım ağrıyor. Artık bir gelin getireceğim sana. Sen de köşende oturur, keyfine bakarsın. Nerede o günler? Çok yakın anne. Birini buldun mu bari? Hı hı. Fabrikadan mı? Hı hı. Bizim mahalleden mi? Hı hı. Şoförün kızı mı? Bildim, bildim. Kahveci Cemil'in kızı. Hı. Onu Selim'e istememişler miydi? O geçen seneydi. Selim benim Lale ile seviştiğimi bilmiyordu. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ayol, siz sevişiyor musunuz? İyi vallahi. Ama Ali, o kızın gözü yukarılarda. Benim de gözüm yukarılarda. Şaka bir tarafa anne, ben de bu sokaktan çıkıp daha derli toplu bir evde yaşamak istiyorum. Benim de üç göz evim, yeni halılarım, radyom olsun istiyorum. Çok şükür halimize, gül gibi geçiniyoruz yavrum. Çok şükür, çok şükür ama bunları istemek de benim hakkım. Allah gönlüne göre versin, inşallah piyangodan para çıkar da... Benim toto kağıtlarım olacaktı, nerede onlar anne? Beykoz PTT. Sıfır yaz. Sıfır. Beykoz'a bir yaz, bir. Bir mi? Bir 13 tutar mı Allah'ıma diyorum. Gelsin bir taksi. Ben bir ev alırım. Ben de kıza güzel bir çeyiz yaparım. Gözü kör olsun paranın. Hadi toslayayım bakalım paraları. Kazanan kazanıyor, hem de totosuz. Hisseni aldın mı? Hayır. Neden almadın? Hissemi bırakıyorum ve sanıyorum ki artık borcun kalmadı. Borcun kalmadı mı? He? Evet. Kalmadı mı? Aramıza girmek için yalvarıyordun. Efendiler! Mezar gibidir bu iş. Girersiniz ama çıkamazsınız. Yahut da leşleriniz çıkar. Atışın dışarı!
Dışarıda bir gevezelik ederse? Susturursun. Adam öldürmek hoşuma gitmiyor. Ne o? Hepinizde bu gece bir başkalık var. Hepiniz namuslu adamlar gibi konuşmaya başladınız. Sen, tophane kaldırımlarında sürünüyordun. Aptalın, sersemin, budalanın biriydin. Seni yanıma aldım, adam ettim. Nasıl olsa birini temizleyecektin. Yahut da bir serseri kurşunla nalları dikecektin. Şimdi bitin kanlandı, değil mi? Sen pis bir eroin müptelasıydın. Tedavi ettirdim seni. Dünya kadar param gitti. Gerçi iyi işler çevirdin ama avukatlığını almışlardı elinden. Ben olmasaydım köpekler gülecekti haline. Ya sen? Sen iyi bir masraf mıydın? Çocukların nasıl? Sayende büyüğü liseyi bitiriyor. Beni liseden kovmuşlardı. Ben de iyi bir adam değilim tabii. Ben de sıfırdan başladım. Sizler yanıma girdikçe işi büyütmek zorunda kaldım. Anama, kardeşlerime yapamadıklarımı sizler için yapmadım mı? Yapmadım mı? Defolun! Çıkın dışarı! Yalnız kalmak istiyorum. Oynama onlarla be, alacaksan al! Hadi sen de defol! Dur! Neden veriyorum bu paraları biliyor musun? Ümit sokağındayken sana benzeyen bir kızı sevmiştim. Tıpkı senin gibiydi, güzeldi. Ama o zaman param yoktu. Şimdi param çok, o yok. Öldü, veremden öldü. O hastayken çok param olsun istemiştim. Çok, 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 çok! Hayrola, ne bekliyorsun burada? Bugün işe gelmeyeceğim. Benim için hasta der misin? Derim ama... Bayramda neye karar verdim biliyor musun Ali? Necdet abiye gidip iş isteyeceğim. Yaşımız 35'i buldu, hala doğru dürüst para geçmiyor elimize. Orası doğru. Hani bayramda bizim mahalleye gelip hediye dağıtan adam var ya, ona. Sen de gelmek istemez misin? Onun yanındaki adamlar gibi giyineyim kâfi. Karanlık işler çeviriyormuş duyduğuma göre. 1000 liram olsun evlenirim diyordun. Elime bir para geçsin neler yaparım diye Cemil abinin kahvesinde konuşuyordun. 40'a merdiven dayadık, bir halt olamadık diye dert yanıyordun. Dilediğim gibi yaşamak için elime fırsat geçse yapmayacağım iş yok diyordun. Hem ne biliyorsun namuslu olduğunu? Selim! Patronu görmek istiyoruz. Necdet bey mi? Ne yapacaksınız Necdet bey? Hiç, biraz konuşacaktık. Gece gelir o, akşama doğru. İyi. Elindekileri bırak da misafirleri bekletme. Ben biliyorum nasıl misafir olduklarını. Nasıl misafirmiş? Görücü onlar. Görücüyse ne olmuş yani? Benim görücüyle filan işim yok. Ama 1000 lira aylık alıyormuş, memurmuş. Bana ne? Hadi kız başımı derde sokma da gir içeri, hiç değilse bir hoş geldin de. Sonra ne yaparsan yap. Kızım evde yok dersin, olur biter. Görücü filan istemiyorum ben, bunu da iyi belliyin. Bu iş bu kadar, 2 Mart bir oyun, sen derdine yan. Gelmiş midir acaba? İstersen hiç gitmeyelim ha? Bu kadar bekledik, uğrarız bir kere.
İki de şeker var abi. Varsa ne yapalım? Parasını ver. Verdik ya, inek arabası. Osmanların parası yahu. Şekerleri yemedik be. Yeseydin ne yapalım? Seni de yerim lan. Hadi be, al şu paranı da yaylan bakalım. Ne hadi para veriyorsun be? Oğlan, olan yolum düşer bir gün buralara görüşürüz. Yürü, araç mı alıyorsun seni be? Babanı... Bırak canım, bırak ya. Necdet abiyi göreceğiz ya, hadi. Tövbe. Attraction pour amour, n'est-ce pas? Continue. Necdet Bey'i görmek istedik. Necdet Bey'i ne yapacaksınız? Hiç, konuşacaktık biraz. Ne konuşacaksınız? Necdet Bey bizim mahalledendir. Kendisiyle görüşmek istedik, o kadar. Evet, konuşacaktık biraz. Gelin bakalım. Evet,
sizi dinliyorum. Sizden iş istemeye geldik. Bize iş verirsiniz diye ümit ettik. Ümit Sokağı'ndansınız değil mi? Bıktınız oradan. 15 sene evvel ben de o sokaktan çıktım. Siz o zaman belki başka bir Ümit Sokağı'ndaydınız. Belki de çocuktunuz. Sarı, ne iş yaparsın sen? İkimiz de işçiyiz efendim. Ümit Sokağı'ndan çıkmak kolaydır. Ama oraya çıktığınız kadar temiz dönmek çok güçtür. Ailenizden biri mi hasta? Yoksa sizi seven güzel bir kız mı var? Çok sual sordun. Biz sadece iş istedik. Herhalde o daha fazla kazanmanı istiyor. Ümit Sokağı'nın dışında güzel, ufacık bir dairede gözü var değil mi? Sadece iş istedik dedim. Aptallar! Kolay mı zannediyorsunuz benim yanıma girmeyi? Benim yanımda iş bulacağınızı zannettiren bir ümit mi verdim size? Arkadaşıma bağırma Necdet abi, bu fikir benimdi. Beğenmedinse gideriz. Bu parayı kolay mı kazandı zannediyorsun bu insanlar? Şu yüze bir bakın! İğreniyorsunuz değil mi? Adın ne senin? Ali! Senin de yüzünün böyle olmasını ister mi sevgilin? Bütün zenginler gibi bu da nasihatçı. Bana cevap ver delikanlı! İkide bir bağırıp durma, babanın uşağı değiliz. Hem henüz yanına girmedik daha. Sen onun kusuruna bakma Necdet abi. Sus salak karı! Yollarım seni geldiğin yere. Hadi Selim gidelim buradan, başımız derde girecek. Bir dakika! Gelin buraya! Alın bunları! Acele etme delikanlı! Ben Ümit Sokağı'ndan çıktığım zaman 5 kuruşum yoktu. Bu binlikleri sizin kabiliyetlerinizi ölçmek için veriyorum. Hanginiz 5 ay sonra bunları 10 bin lira yapmış olarak karşıma gelirse onu yanıma alacağım. Sen almıyor musun? 5 ayda bu binlik nasıl 10 bin olur? Mühim olan bu sualin cevabını bulmak. Sinema bileti kara borsası yapın, maç bileti üzerine oynayın, totoya para bağlayın, at yarışlarını deneyin. Ne bileyim, 80 türlü iş var adam olanı. Bir şey yapamazsanız bu paralar bana vereceğiniz en ufak zarardır. Sizi yanıma alsam beceriksizseniz beni de mahvedersiniz. Önce kabiliyetinizi ölçeceğim. Kim 5 ayda bu 1000 lirayı 10 bin lira yaparsa o benim işime yarar. Peki, bu 1000 liraları batırırsak, nasıl öderiz sonra? Sadaka mı olur? Sadakaya ihtiyacımız yok! Al o parayı köpek! Sadaka mı olur dedim! Gene de karlı sayılırız, sen ne dersen de adam zımba gibi, ne istediğini biliyor. Doğrusu onun gibi olmak isterdim. Sen ne düşünüyorsun? Hiç! Sen ne yapmak niyetindesin? Ben artık Ümit Sokağı'na dönmeyeceğim. Hiç 1000 liram olmamıştı hayatta. 5 ayda bu 1000'liyi 10 bin yapmak için ne mümkünse yapacağım. Edepsizlik değil, olur terbiyesizlik değil! Nasıl evlenmezmiş? Ben bütün ömrümce ona mı bakacağım? 3 tuğlu vezir mi bekliyormuş? Alt tarafı bir kahveci kızı! Ana kız, oturun bu işi halledin, yoksa ayaklarını kırarım onun!
İşittin değil mi? İşittim, ne olacak? Öldürseniz de o adamla evlenmem ben. Benden kurtulmak istiyorsanız söyleyin, gidip çalışayım. Bir sevdiğin mi var yoksa? Var yok, mühim olan o değil. Mühim olan nedir? Sevmediğim insanla evlenmem dedim, o kadar. Bir daha da tekrar ettirmeyin bana bunu, anlıyor musunuz? Babanla siz beni öldüreceksiniz. Sizin yüzünüzden olacak ecelim. O bana bağırıyor, sen çıkışıyorsun. Benim suçum, taksiratım ne ya Rabbi? Gene ne cehenneme gidiyorsun? Nerelerde sürteceksin? Bugün pazar, sık sık eve gelir baban. Ne derim ben adama? Cehenneme gitti dersin. Ayşelerdeyim, Ayşelerde. Aman siz de! Geç kaldım değil mi? Önemli değil. Burası o kadar güzel ki. Böyle bir teras katına kim bilir ne isterler. Ne güzel olurdu burada otursaydık. Şurada bir salon olurdu ufacık. Şuraya soframızı kurardık. Sobayı da şuraya. Soba olmazdı burada herhalde. Boş ver, ne dersen de işte. Kışın şuracıkta ısınırdık seninle. Erkekliğimden utanıyorum. Sana istediğin hayatı veremiyorum Lale. Bir an kendimizi paralı farz ettim. Seni bu yeni yapıya sürükledim. Suç bendeydi Ali. Beni sevdiğini biliyorum ya, bu yeter bana. Yalnız... Yalnız? Annemle babam kavga ettiler benim yüzümden. Neden? Bir memur var beni isteyen, onunla evlenmemi istiyor. Yarın annem size gitsin istersen. Bu hadiseden sonra olmaz Ali, bir iki hafta geçsin bakalım. Çalışsam Ali, sana yardım etmiş olurdum. Olmaz Lale. Bıktım yaşadığımız muhitten. Ümit Sokağı bir yığın ümitsiz insana vurulmuş bir damga gibi geliyor bana. Çok geç kalmadık değil mi Ali? Güzel bir yuvamız olacak. Orada sadece aşkımız için, çocuklarımız için yaşayacağız değil mi sevgili? Çok kısa bir süre sonra bütün bunların hepsi olacak Lale. Zam mı var fabrikada? O mühim değil. Hepsi olacak. Hadi gel. Bir haftadır çok hızlı çalışıyorsun. Vay, mesailer iyi olacak. Yahu geçenlerde Beyoğlu'nda Selim'i görmüşler, façayı düzmüş, çok şıkmış.
Miras falan mı kaldı serseri ya? Anlayamadım. Taksi almış diyorlar. Taksi de iş mi be? 1000 lira peşinde bir taksi var bir yerde. Bizim oğlan tutturdu illaki alalım diye. Ama güvenemiyorum karataya. Yoksa anasının 4 bileziği var, satsan temiz 1000'lik eder. Almayacak mısınız? Niyetim yok pek. Nerede bu taksi? Ha işte, bu adreste. Fena da değil hani. Peki, ayda kaç para taksit istiyorlar? Sen mi alacaksın be Ali? Yok canım, bir arkadaş soruyordu da. Kaç 1000 lira? 15 bin peşin. Taksitli olunca 19 bin lira. Peşinat ne? 1000. 1000 ama ayda 1500 de ben istiyorum. Öyle değil mi Tahir Usta? Öyle ya, ev aldık da ben de bonoları oraya değileceğim. Çok be! 1500 bono çok abi! Bu takıyla insan 1000 lira yaparsa iyidir. Saat gibi arabadır beyim! Sen onun bu haline bakma, 2 aileyi gül gibi geçindirdi. Gençliğinde değil mi? Ayda 750 bonoya ne dersiniz? Olmaz. Olmaz tabii. Öyleyse Allah sahibine bağışlasın. Ayda 1250. 750 iyi. Kalsın Tahir efendi, acelen ne? Biraz daha beklersen müzelik olur, daha fazla eder. Bırak be Tahir efendi, alıcı değil bu arkadaş. Son 1000, tamam mı? Al bakalım şu 1000'liği de bonolarımızı yazalım. Hayrını gör. Sağ ol. Taksim 1-2, hadi Taksim 1-2 beyler! Buyur abi, hemen kalkıyoruz. Ay yavrum! Evet kıymetli abiler! Ay yavrum! Evet abiler! Ay yavrum! Arkadaş, seni söğüşlüyorlar. Kimse kıpırdamasın. Çabuk al paralarını. Çok bekledin mi Lale? Sinemaya gidelim mi? Şimdi için numaralı var, lüks koltuk var, balkon var. Şimdi için, yan yana. İstiyor musun abi, vereyim mi? Başka hiç yer yok. Şimdi için numaralı, şimdi için numaralı. Abi vereyim mi? Yan yana. İki kişi yan yana. Şimdi için numaralı, hiçbir yer yok. Vereyim abi şimdi için. Eyvallah, eyvallah.
Bitti mi biletler Topal? Sarıda 4 tane kaldı Selim abi. Maççılar dönünce sen paraları al, akşama bana getirirsin keski. Anlaşıldı abi. Hadi eyvallah çocuklar. Hazır ol, gidiyoruz. Nereye Necdet? Kes sesini be, gidiyoruz dedik, hepsi bu. Bir gün birisinin gevezelik edeceğini biliyordum. Geçen seneki eroin işi bu sene patlak verdi. Termi sahtekarlığı da üstüne tuz biber ekti. 8-10 sene yatmaya niyetim yok. Hayrola patron? Ne var, neden geldin? 5 ay evvel iş isteyen gençlerden birisi seni dışarıda bekliyor. Patron, Ahmet bizi ihbar edecekmiş. Çekil de geçelim koca oğlan. Ne o, kaçıyor musun? Ne oldu patron? Koca oğlanın doğum günü, şampanya patlatıyor. Diğer arkadaşları da topla, ona sürpriz yap, hadi! Verdiğiniz 1000 lirayı 10 bin yaptım. 20 bin yap, öyle gel. Ama söz vermiştiniz. Kıpırdamayın! Nereye sürtük, gel bakalım, Necdet nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin, sen onun metresi değil miydin? Arayın, yoksa babasına gitmiştir, Ümit Sokağı'ndadır. Ne istiyorsun? Helallaşmaya geldim baba, çok uzaklara gidiyorum. Necdet'im, bir tanem! Baba, elini öpeyim. Ne olur Mahmud efendi, ver elini! Affet beni baba, ölürsem gözlerim açık gidecek. Al bunları anne! Sürme elini o pis paraları! Bunlar anamın sütü gibi helal paralar baba! Size vermem kirli paraları, onlar burada! Bunları alnımın teriyle kazandım vallahi! Defol! Çık git evimden! Ne olur yapma efendi! Baba! Affet! Bir daha seni hiç rahatsız etmeyeceğim! Ölen kardeşimin hatırı için. Necdet için! O bizim için tüketti kendini. Senin okuman, adam olman için kendini feda etti. Biliyorum. Fakat vaktim çok az baba. Gitmem lazım. Babasının evini biliyorsun değil mi? Evet. Daha çabuk. Sadece affettim de sen ne olur. Biraz sonra polisler gelecek. Bir de adam vurdum. Burasını da arayacaklardır mutlaka. Kaç evladım, kaç yavrum! Hadi git! Ben değil, seni Allah affetsin! O paraları almasan üzerinden, beni bir parça sayıyorsan! Ha 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 ha!
Yavrum! Affet baba! Affettim oğlum! Yavrum! Evladım! Beklemedin değil mi Lale? Fabrikadaki işi bıraktın mı? Fabrikada bir süre daha çalışmam lazım. Takanın borcunu ödedik ama takada iş kalmadı. Motoru iyice toparlatmam lazım. Beni dinlemiyorsun. Korkunç bir çemberin içindeyiz. Önce para lazım. Para bulmak için didinmem gerekiyor. Didindikçe gücümü kaybediyorum. Sen varsın benim için, sadece sen. Bütün çabam bu fasit daireyi kırmak için. Anlıyorsun değil mi Lale? Konuş! Konuş Lale! Bir şeyler söyle sevgilim! Hak ver bana! Korkuyorum Ali, evlenemeyecekmişiz gibi bir his var içimde. Çok şey mi istedik acaba hayattan? Deli kız! Çoğu gitti, azı kaldı Lale, göreceksin! Babamın durumu çok kötü. Sokakta yeni bir kahve açıldıktan sonra hemen hemen bütün müşterisini kaybetti. Topal, patron seni görmek istiyor. Ne haber Topal? İyilik patron, iyilik ama Allah'ını seversen kurtar beni buradan. Hoşuma gitmiyor bu iş. Öbür kahve nasıl? İflas halinde. Aynı sokakta iki kahve olur mu? Babam sinek avlıyor tabii. Hem kahve güzel, hem de veresiye çalışıyor Topal. Babam da çalışmasa geçineceğiz. Bir şunu tamire çekeyim, gör bak nasıl düzelecek durumumuz. Hadi! Seni eve bırakayım, ben de şunu çektireyim. Karbüratör hapı yutmuş, ön takımlar da elden geçmek ister. Debriyaj ve şanzımanla birlikte tam 1250 lira. Oh! Kaç günde olur? Sağdan soldan sesler geliyor, lastik de ister. En azından bir hafta yatar araba. Taksitli olur mu? Parçalara bir 500'lük vereceğiz. Hmm, çaresine bakarız. Bari fabrikaya geç kalmayayım. Güle güle. Ne oldu Recep? Tensikat yapmışlar. Üzülme be Recep. Sen de varsın işten çıkarılanlar arasında. Nasıl, beğendiniz mi? İyi, iyi, iyi. Ali! Selim! Nerelerdesin yahu, çoktan beri göremedim seni. Ne yapıyorsun? Yapalım, çalışıyoruz, boş duranı Allah sevmez. Ben de yeni bir kulüp açtım, ha. Bak işte burası, gel. Ne var ne yok Ali? İşlerin nasıl? Şöyle böyle. Otursana canım. Ben burayı aldım. Pazara yeni bir programla açıyoruz. Lale ile evlendin mi? Hayır. Pazar gecesi Lale'yi alıp gelsene. Babası bırakmaz ki. Hem biz de buralara gelecek kıyafet nerede? Kim var orada? Buyur. Benim yeni elbiselerden birini getirsinler. Bir dakika. Buralarda ne işin var? İşinin başına git, defol. Bir lafı 40 kere söyletmeseniz olmaz mı? Pis topal! Çok çektim ama adam idare etmesini de, para kazanmasını da öğrendim. Giy bakalım şunları.
İstemez canım, olmaz vallahi. Hadi be Ali, aynı mahallenin çocuklarıyız. Bir dene bakalım, hadi. Bomba gibi oldu, gördün mü? Bu da Lali'ye bir elbise alman için. Ama bu kulübün ilk sahibine de 1000 lira borcum vardı. Benim de, nalları dikti geberesiye, kabahat bizim mi? Bir kadeh içersin değil mi? İçmeyip tene halt edeceksin. Sabahtan beri bütün hasılat 7 lira. Bunun kahve parası hani, çay parası hani? Evde kara ekmek bekler. Kız ekmek bekler. Sakın gece yarısı ateş yakayım deme, kıvrıl bir köşeye yatıver. Kızım olacak o sıyrık çalışacakmış, çalışacakmış! Kolay gelsin usta! Eyvallah! Buldun mu 500'ü? Hey Sadi! Hafta sonuna yetişir değil mi usta? Tabii! Hadi eyvallah! Güle güle! Al şu parayı, Ali abinin parçalarının listesini vermiştim ben. Diren ustaya git, al parçaları. Peki abi! Hiç böyle geç kalmazdın. İşe girdim. İşe mi? Bir reklam şirketi gazeteye ilan vermişti. Müracaat ettim, beni aldılar işe. Ben çalışmanı istemiyordum. Çalışan kadınların çoğu... Ne olmuş çalışan kadınlara? Erkekleşir en azından. Baban ne diyor işe girmene? Hiç, ne diyebilir? Ben istemiyorum çalışmanı, o kadar. Babam karışmıyor artık bana, çocuk değilim. Ama ben babandan daha çok karışabilirim sana. İşler aksi gitmeseydi karımdın bugün. Çalışacağım yer o kadar iyi ki bilemezsin. Bir Belma Hanım var, melek gibi. Hiç erkek yok mu? Var, var tabii. Onlar da iyi mi bari? Ne demek istiyorsun? Affedersin. Ben sana karışamam tabii. Aman Ali! Boşuna münakaşa etmeyelim, birbirimizi kıracağız. Lale! Seni çok seviyorum Lale. Senin incinmeni istemiyorum yavrum. Hayat mücadelesi zordur. Sen dayanamazsın o büyük çatışmaya. Kırarlar seni. Beni dünyaya düşman edersin. Sana bir kötülük yapan olursa yemin ediyorum Lale... babam olsa kemiklerini kırarım. Çalışmam lazım Ali. Anlatamam bunu sana. Evde oturup koca bekleyen kızlardan olamam ben. Koca beklemiyorsun ki. Sen sadece beni bekledin. İsteyerek bekletmedim seni. Çalışmam lazım. Ben mani olursam? Nereden buldunuz bunları? Lale işe girdi, avans verdiler. Ayda 450 lira geçecekmiş eline. Fena bir şey değil ki çalışmak. Sabri Bey'in kızı bile çalışıyor. Çalışıyor ya! Kızmadın değil mi baba? Neden kızayım yavrum? Sabri Bey'in kızı bile çalışıyormuş. Ne
Beni istemişsin patron. Ali'yi buldun mu? Arabasını ne yapmış? Tamirhanede. Sami Usta'nın tamirhanesinde. Araba tamirhanedeyken ustayla konuşacaksınız. Adana, İskenderun, Mersin, bütün Cenobu dolaştıracak Ali'ye bir ay süreli bir iş vereceksiniz. Bunlardan onun haberi olmayacak. Desene bir ay sürüyeceğiz onu İstanbul'dan. Onun gibi bir şey. Baş ne patron? Kahve meselesi, Ali'ye iş, Cemil abinin kızı... ...bütün bunların altında sıkı bir numara var galiba patron. Fazla şeyler öğrenmeye kalkıyorsun Topal. Dikkat et, üzerine ait olmayan işlere karışma. Öbür ayağını da ben kırarım yoksa. Defol! Biri sizi görmek istiyor. Gelsin. Bir emriniz mi var? O geceden beri çok değişmişsiniz Selim Bey. Hangi geceden bahsettiğinizi anlayamadım. Necdet'in öldüğü geceden bahsediyorum. Güzelliğinizden bir şey kaybetmemişsiniz. Her şey eskisi gibi. Bir değişen Necdet'in yerine sen varsın. Hatta ben bile aynı olabilirim. Daha değişmeyen çok şey var. Necdet'in benim için tuttuğu ev. Görmek ister misin? Hayatında hiç kadın yok mu? Neden sordun? Çok susamış gibisin de ondan. Susamış gibiyim. Bir kızı seviyorum. Hem de başka adamı seven bir kızı. Onu sana unutturacağım. Sanmıyorum. Elde edemeyecek olduktan sonra neye yarar? Elde etmeyeceğimi kim söyledi? Patron işi kendisinin verdiğinin bilinmemesini istiyor. Tek gururu kırılmasın diye Ali abinin. Kıyak iş, tatlı para var. Yarın saat 1'de burada olurum. Eyvallah! Bomba gibi oldu araba. Bir saat sonra teslim edeceğim. Adamaya da bir iş var. Tonla para kazanırsın işe alırsan. Bizim külüstür o kadar yol yapar mı? Dünyayı dört dön. Düldül eski düldül değil. Müşteri nerede? Yarın saat 1'de burada olacaklar. Bana bildiğin biri var mı dediler, sen geldin aklıma. Yarın için söz aldım. Cemil abi seninle biraz konuşmak istiyorum. Kahvelerinizi alın, bizi Cemil abiyle yalnız bırakın. Kısa konuşacağım Cemil abi. Öbür kahveyi ben açtırmıştım. Topal'ın kahvesini mi? Onun da sahibi olmak ister misin? Nasıl? Sana bırakacağım orasını da. Peki, karşılık olarak ne istiyorsun benden? Allah'ın emriyle kızını tabii, ne dersin? Lale çalışıyor şimdi. Kabul eder mi? Senin kabul etmen kahveyi alman için yeter de artar bile. Anlamadım. Sen söz ver, Lale razı olmasa bile kahveyi kendinin bil Cemil abi. Hiçbir şey anlamadım.
Bunu anlayamazsın tabii. Ben babasız büyüdüm. Her zaman bir babam olmasını isterdim. Lale kabul ederse ben yalnız bir ev değil, bir de baba kazanacağım. Hem senin de hakkın çok bizim üzerimizde. Topal! Buyurun patron. Kahveyi Cemil abinin üstüne yapın. Baş ne patron? Cevap bekliyorum, unutma. Boş musun? Müşterim var abi, kusura bakma. Peki. Ümit sokağı bir, Ümit sokağı, her yol Ümit sokağına çıkar. Ümit sokağı, Ümit sokağı abla! Seni seviyorum Ali. Biliyorum. Yarın bir ay için Adana'ya gidiyorum. Seni bir ay görmeyecek miyim? Bir ay çabuk geçer Lale. Döner dönmez de babandan isteyeceğim seni. Belki evleri, yani masrafları da birleştiririz. O zaman babam sığıntı gibi olur. Yapamaz bunu. Böyle bir şey düşünmez baban. Bu biraz da bizim elimizde. O zaman sen de çalışmazsın. Çok tecrübesizsin Lale. İnsanları hiç tanımıyorsun. Hatta beni bile. Ne gibi? Sen benim için her şeysin. Dünyamsın, arzum, emelim, bütün varlığımsın. Sana birinin zararı dokunursa katil bile olurum. Bak gözlerime Lale. Sana isteyerek hiçbir zaman yalan söylemedim. Ama çaresiz kaldığım oldu. Benim bile. Sen de bizim çaresizliğimizi kabul et. Son günlerde hiç babamın kahvesine gittin mi? Hı hı. Onun işlerinin kötü olduğunu biliyorsun öyleyse. Kıza söyleyecek misin Cemil efendi? Ya kabul etmezse? Allah'a ısmarladık. Dur biraz kızım. Selim seninle evlenmek istiyor. Şimdi çok zengin. Bana da yeni kahveyi bırakacak. Desenize benim haberim yokken beni satın aldı. Yanlış anlama Lale. Böyle bir şey yok. Sadece seni istedi. Bana da kahveyi verdi. Hepsi bu. Yoksa aç kalacaktık. Ben çalışıyorum. Artık buna ihtiyacımız kalmayacak. Ona satılık olmadığımı söyle. Aptallık ediyorsun. Bir memur istedi olmaz dedik. Şimdi koskoca Selim Bey'i reddediyorsun. Aptallıksa aptallık. Ben satılık mal değilim. Şimdi ne olacak? Bir şey olacağı yok. Selim sen bizden yana ol yeter dedi. İşte ben de elimden geldiği kadar zorladım. İstemiyor. Burası olduğundan emin misin? İki kere takip ettim efendim. Bir dakika Lale! Beni tanıdınız mı? Bir kahve fiyatına babamdan beni satın almaya kalkan insansınız. Çok yanlış nakledilmiş durum size. Bir dakikanız varsa durumu size izah etmek isterim. Buna lüzum yok sanıyorum. Ali benim arkadaşım, ona yardım etmek istedim, hepsi bu. Anlayamadım. Müsaade edin izah edeyim. Buyurun, dinliyorum. Burada olmaz, bir yere oturalım. Sizi dinliyorum, burada izah edin. Bak Lale, Ali ile ne zamandan beri evlenemediniz? Bir takım çaresizlikler içindesiniz. Ali'ye kalkıp para versem kabul etmezdi. Gururlu çocuktur. Bana inanmayabilirsiniz, babanıza sorarsınız. Ben kahveyi siz benimle evlenmeyi kabul etmeseniz bile babanıza verecektim. Nitekim verdim de. Buna karşılıksız bir şey veremezdim. Bir bakıma kahvenin karşılığı siz olacaktınız. O da damadından bunu kabul etmenin rahatlığı içinde olacaktı. Kabul etseydiniz bu evlenmeyi, o zaman da ben nişandı, nikahtı derken Ali'nin durumu müsait olunca gene sizi Ali'ye bırakacaktım. Sizin de gururunuz kırılmayacaktı. Olmayan bir evlilik için satın alınmış olmayacaktınız. Sizi kırdığım için özür dilerim. Affedersiniz.
Topal'dan haber var mı? Telefonla Adana ile konuşmuş. Ali Adana'ya varmış. Topal'a söyle 5.000-10.000 ne icap ederse gözden çıkarsınlar. Ali'yi bir ay daha orada oyalasınlar. Başsın efendim. Bir haftadır Adana'dayım. Burada Allah bana yürü ya kulum dedi. Ne işler çıkıyor tasavvur edemezsin. Oraya gelmem geciktiği için üzülüyorum. Ama ellerim dolu döneceğim. Her şey istediğimizden de iyi olacak. Lale, Selim seni görmeye geldi mi bugün? Evet. Adamın Allah'ı var. Kızın kabul etmezse de kahve senin demişti. Doğrusu ya ben inanmamıştım. Bugün bütün muameleyi tamamladı. İki kahve de bağ tapu benim oldu. Allah tuttuğunu altın etsin. Baba evladına yapmaz. Adama uğrayıp bir teşekkür etsen dilin aşınmaz Lale. Kulüp Selim'de, Beyoğlu'ndaymış. Selim Bey'i arıyordum. Selim Bey'i arıyordum dedim. Sizden özür dilemeye geldim. Bu adam sizi korkutmadı herhalde. Hem sağır hem dilsizdir. Yeni aldım. Buyurun. Oturmayayım. Rica ederim Lale Hanım, neden çekiniyorsunuz? Ne yalan söyleyeyim, buraya benden özür dilemeye geleceğinizi biliyordum. Buyurun. Demek Cemil abi hakikati size söyledi. Buranın açılışı şerefine. Yeni mi açtınız? Buranın açılışına sizi de davet etmiştim. Ali size söylemedi mi? Hayır. Öyleyse düşündüğüm gibi. Buranın açılışı benim için bugün. Yo, yarın bırakmayın. Şerefine içtiğiniz şey için uğursuzluk getirir. Buranın batmasını, iflas etmesini istemezsiniz herhalde. Size bir şey sorsam bana cevap verir misiniz? Ne gibi? Ali'den başkasıyla sahiden evlenmez misiniz? Hayır. O size dönmezse? Öyle bir şey olmaz. Mesela bir kaza. Allah korusun. Ama her zaman mümkün bir kazanın olması. Bu manasız laflar beni fena ediyor. Yahut da başka bir şey sizi ondan koparamaz mı? Ne gibi? Mesela şu an size sahip olmam. Sabah oldu. Bir şeyler gelmesin başına. Ne olabilir? Ne bileyim ben.
neredeydin Lale? Selim'e teşekküre gittim. Her şey bitti, her şey! Sana bir şey mi yaptı? Söyle Lale, sana bir şey mi yaptı? Evet. Bende, bütün kabahat bende. Ben aşağılık bir adamım, korkak, salak bir ihtiyarım ben. Şimdi o adamın karşısına çıkıp al kahveni deyip gebertmem lazım onu. Öldürmem lazım ama yapamam, beceremem. Aptalım, korkak ve salak bir ihtiyarım ben. Neden ağlıyorsun baba? Anası ve babası tarafından feda edilen ilk insan ben değilim herhalde. Korkak yalnız sen değilsin baba. Ben de senden daha az korkak değilim. Hep ölümü düşündüm akşamdan beri. Ama öldüremedim kendimi. Hayatı seviyorum. Hep Ali'ye layık olmak için yaşadım. Ama ona layık olamadım. Alçak ve korkak bir kadın olarak... bir orospu. Sus Lale, sus kızım! Artık Selim'e evet dediğimi... onunla evleneceğimi söyleyebilirsin baba. O aşağılık adamın karısı olacağım. Sizin namusunuz kurtulacak. Üstelik... ben özlemini çektiğim o büyük evlere... kaloriferli dairelere yükseleceğim. Bu aşağılık ümit sokağından kurtulacağım. Ali'nin şerefi... onun temiz aşkının üzerine basarak... evet... evet! Ne düşünüyorsun Lale? Anneni babanı mı? Sabah sabah içki mi içiyorsun? Neden içkiye kızıyorsun Selim? Beni sana veren o değil mi? Her insanın o gece kondularda yaşarken bir hayali vardır. Benim tek arzum zengin olmaktı. Bunu neden istiyordum biliyor musun? Sana ermek için. Sana Ali'yi unutturacağımı düşünürdüm. Seni paradan da, hayattan da, her şeyden çok seviyordum. Gene de çok seviyorum. Sana ermek için çok adileştim. Ben sevmiyorum seni. Korkak olmasaydım ölümü tercih ederdim. İğreniyorum senden. Şimdi yukarılarda bir yerlerde oturuyorum senin Lalem. Kahveci Cemil de görme, vurdukça tozuyor. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Kabahat benim anne. Ona verdiğim hiçbir sözü tutamadım. Bu sokaktan çıkacak gücü kendimde bulamadıkça onunla evlenemedim. Selim'e kızdın mı? Ona bir şey yapmayacaksın değil mi? Kız isteyip gittikten sonra bana ne düşer? Bu durumda Allah mesut etsin demekten başka bir şey gelmez elimden. Ama ona kötülük yapsaydı, o zaman iş değişirdi. Öldürürdüm onu. Çalışmam lazım anne. Hadi eyvallah. Çok içiyorsun Selim. Öyle. Karımla tek birleştiğimiz şey bu içki. O beni sevmediği için bu meretten fayda umuyor... ben onu sevdiğim için bunu içiyorum. Senle zorla evlenmedi. Zorla.
Doğru, zorla evlenmedi tabii. Zorla evlenir mi hiç? Zorla ne demek? Konuş sevgilim, açılırsın. Ona zorla sahip oldum. İlaç koydum bardağına. Zorla sahip oldum. İlk erkeği olursan beni sever sanıyordun. Bu söylediklerimi unuttun değil mi? Neredeydin? Nereden geliyorsun? Eski mahallemizden. Ne işin vardı? Fakir fıkaraya hediye dağıttım. Birkaç gün sonra bayram. Ali'ye rastladın mı? Evet. Konuştunuz mu? Hayır. Yüzüme bile bakmak istemedi. Çok uzaklara kaçalım Lale. Maziyi unutacağımız bir yere gidelim sevgilim. Hiçbir şey götürmeyelim. Hiçbir şey burasını bize hatırlatmasın. Senden nefret ediyorum. Sus Lale! Rica ederim sus sevgilim! Bir saniye beni dinle! Sokaklarda süründüğüm devirlerde bile ufacık bir resminin karşısında titriyordum. Sen Ümit Sokağı'nın dışında bir alem istiyordun. Ali'den işitiyordum bunları. Bu alemi sana verirsem beni de seveceğini zannediyordum. Bunun için zengin olmak istedim. Sen bir melek olabilirsin ama benim damarlarımda senelerce bir şeytan olarak dolaştın. Bütün rüyalarımda sen vardın. Sen olmasaydın Lale, ben o sokağın içinde ömrüm boyunca bir işçi olarak kalabilirdim. Belki de mutlu olurdum. Bugüne kadar seni sevdim ama bundan sonra nefret edeceğim. Benden kork Lale! Beni tanıdınız mı? Hayır, bir evreniz mi var? Alacağım var sizden. Anlayamadım. Kulüp Necdet'e gelmiştiniz, iş istemek için. Aa, evet, şimdi tanıdım sizi. Necdet Bey'den 1000 lira aldığım gün. Tamam. Beni biraz gezdirirsen sana hoşuna gidecek bir de sır vereceğim. Neymiş o sır? Şimdi de Selim benle yaşıyor. Bir sır verecektin, konuş! Canımı acıtıyorsun. Bir başkası da canımı acıtırdı. Canımı acıtan erkeklerden nefret ederim. Necdet de böyleydi. Öldüğü zaman sevindim. Uzatma da konuş! Selim de canımı yakıyor son zamanlarda. Onun için şimdiki karısına ilaç içirerek zorla sahip olduğunu söyleyeceğim sana. Yalan! İnanmazsan kendisine sor. Oo, maşallah şükür görüştürene! Bugün biri bana eski borçlarımı hatırlattı. Bu, buranın eski sahibine olan borcum. Hatırlarsan sen de bana 500 lira vermiştin. Şimdi karın olan sevgilime elbise almak için. Bu da bana verdiğin elbisenin bedeli. Lale için konuşmak istiyorsan o zaman buyur otur. Sinirlenme de sakin sakin daha rahat konuşuruz. Beni iyi dinle Selim. Bu meseleyi seninle hiç konuşmayacaktım. Ama onu hileyle elde ettiğini söylediler bana. Şartlar ne olursa olsun sen kazandın. Senden bir tek şey istiyorum Selim. Bir tek şey. Onu mesut edeceksin. Güç şey bu Ali. Biliyorum güç. Güç elde edilen şeydir saadet. Onun bir gün mutlu olmadığını, bir gün onu incittiğini duyarsam hiç kimse kurtaramaz seni elimden Selim. Beni dinle. Seni şimdi öldürebilirim. Dinle dedim! Bak, yalvarıyorum sana Selim. Onu mutlu edeceksin. Özlediği hayatı, Ümit Sokağı'nın dışındaki hayatı vereceksin ona. O seni anlamayacak, kıracak belki. Ama sakın ola ki sen onu kırmayasın. Sakın ola ki ona saadetten başka bir şey vermeyesin. Güç bir iş aldın Selim, çok güç bir vazife aldın omuzlarına.
O her seferinde senin yaptığını küçümserse, seni affedecek yerde senden daha çok nefret ederse buna katlanacaksın. Onun sana nefretle baktığını görecek ve buna kırılmayacaksın. Kırılsan bile onu kırmayacaksın Selim. Bir gün bir yanlışlık yaparsan beni bulacaksın karşında. O zaman hiçbir silah kullanmadan bu ellerle, bu işçi elleriyle geberteceğim seni. İn arabadan. Seninle konuşmak istiyorum Ali. İn arabadan dedim sana. Korkuyor musun? Hanımefendin nereye gitmek istiyorlar? Seninle yalnız konuşabileceğim bir yere. Konuşacakların hepsini biliyorum. Bilmiyorsun. Biliyorum. Sana zorla, hileyle sahip oldu değil mi? Sana çok yalan söylemiştim. Evleneceğimiz tarihi boyuna geri atmıştım. Sana işe girme dememe rağmen bunun çaresini bulamamıştım. Benim de kabahatim vardı, bunları da biliyorum. Yeter, konuşma Ali! Sen istedin benden konuşmak. Bunlar değil miydi bana söylemek istediklerin? Çıktın işte Ümit Sokağı'ndan, hakikat oldu ümitlerin. Bizim en büyük kabahatimiz saadeti başka yerde aramak oldu. Sen belki de buldun saadeti, daha ne istiyorsun? Sana dönmek. Bana dönmek mi? Kolay mı bu? Bir başkasının artığına şimdi senin oturduğun sokaklarda itibar ederler. Ama benim kitabımda yazmaz bu kızım. Benim sevdiğim Lale çoktan öldü. Şimdi karşımda zengin fakat ruhsuz bir insan var. Fakat Ali... Zor kullandı değil mi? Zorla olacaktı, hileyle olacaktı tabii. Bir de kendiliğinden gidemezdin. O kadar adi olamazdın. Bana bir daha gelir, bana dönmek istediğini... Yani mutlu olmadığını söylersen... Kendine değil ama bir başkasına çok büyük kötülük edeceksin. Bana cehennem azabı çektirdiniz. Neredeydin? Ali ile beraberdim. Arabası senin kulübün önündeydi. Bindik, beni dolaştırmasını istedim. Zorla bana sahip olduğunu söylemeden o anlattı bana her şeyi. Bunu bilirse seni öldürür zannediyordum. Halbuki beni öldürmesini istiyordum. İsteyerek kendimi sana verdiğimi söyleyecektim. Tiksinerek konuştu benimle. O benden ne kadar iğreniyorsa, ben de senden o kadar nefret ediyorum. Yeter! Bunun için de seni aldatmak istiyordum. Sus diyorum! Aldattım bile! Yeter be! Lale! Lale! Nasıl doktor bey? Öldü mü yoksa? Çocuğunuzu kurtaramadık Selim bey. Çocuk mu? Ya kızım? Hastanın bir süre daha komada kalacağını zannediyorum. Açılma ihtimali mevcut. Görebilir miyiz onu? Evet. Sağ olun. Üç oyun salonu bugün para vermedi. Çık dışarı, yalnız kalmak istiyorum. Bir de... Çık dışarı be topal köpek! Alo, alo! Ben Ali! Evet, seni dinliyorum. Sana söylediklerimin hiçbirini yapmadın Selim. Bu gece kulübe seni ellerimle öldürmeye geleceğim.
Sana kendini müdafaa etmek için fırsat veriyorum. Bütün adamlarını topla. Mümkünse hepsini silahlandır. Görüyorum iyi hazırlanmışsın Selim. Bütün korkaklar gibi. Bu ışıkları beni karşılamak için mi yaktın? Yoksa Fener alayını kendi ölümün için mi hazırladın? Konuşmuyorsun. Bütün korkaklar gibi susuyorsun. Yoksa ışıkların ardına sakladığın adamlarına mı güveniyorsun? Onlar sana yar olmayacak Selim. Silahsız geldim. Beni iyi dinleyin. Buranın Selim'den evvel bir sahibi vardı. Ümit sokağında öldü. Paraları babasına bile yar olmadı. Ama Selim'in paraları sizin olacak. Ben buraya Selim'i öldürmeye geldim. Anlıyorsunuz değil mi? Selim'i öldürmeye geldim. Sizinle hiçbir hesabım yok. O ölecek, ben hapse gireceğim. Bu saltanat size kalacak. Bütün paralar sizin olacak. Yalan söylüyor, inanmayın ona. Dur yerinde! Yemin ediyorum ki bütün paralar sizin olacak! Çek elini tabancadan! Erkekçe dövüş! Kimse ateş etmesin! Kalleş köpek! Ah!
Ali! Kurtuldu, hastanede seni bekliyor. Mutlu olmak, bu sokaklarda yaşayan insanların tek ümidi, tek hayalidir. Bu, bazen güç de olsa başarılır.